Rahatsız etmedik inşallah. Yok yok gelin. Ne yapıyorsun bakalım teyzenle? Biz de Aliço ile bahçeye çıkacaktık. Siz de gelir misiniz diye bir soralım dedik. Şimdi değil. Abi bir sıkıntı mı var? Siz pek müsait değilsiniz galiba. En iyisi biz Ali ile bahçeye çıkalım. Ben ona küçükken oynadığımız yürüme yarışını öğreteyim. Aliço, sen teyzenden yürüme yarışını öğren, bana da öğretirsin, tamam mı? Hava soğuk gibi üşütmeyin. Hadi gel. Görüşürüz. Adam çocuğu kullanarak hayatımızda kalmak istedi. Planı buydu. Ama ben buna izin veremezdim. Bunu nasıl yaparsın anne? Senin torunun bir anne göz göre göre evladına nasıl acı çektirir? Senden tek istediğim yuvanı kurmandır. Abla bak şimdi bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Sen o ameliyattan sağ salim çıkacaksın, ben bundan adım kadar eminim. Şu anda tek önemli olan konu bu, başka bir şey değil. Geçiştirme beni Kenan. Söylediklerime kulak ver. Kendine bir hayat kuracaksın. Söz ver. Sen bana annemi babamı yadigarsın. Kendi yuvanı kuracaksın. Yoksa gözüm açık giderim. Abla bir yere gittiğin falan yok. Söz ver dedim. Abla bak sen iyi olacaksın, biz bunları sonra konuşacağız. Tamam mı? Sonra. Ameliyat için hastalarımızı hazırlayacağız artık. Kenan. Aa.
Ablanın söylediklerine çok şaşırdım Kenan. Hiç beklemiyordum bunu. Yani senden böyle bir şey istemesi. Seni kastettiğinin farkındayım. Ama bak korkma, böyle bir şey olmayacak. Böyle emrivaki ile zorla. Emrivaki ile de zorla değil. Yani en azından benim için öyle değil. Ay ne konuşuyorlar orada öyle acaba? İnşallah ameliyatla ilgili bir sıkıntı yoktur. Allah korusun. Ben bir gidip bakayım. Dur gitme. Kenan zaten gelir birazdan. Artık sizi de almamız gerekiyor. Tamam. Ben geleceğim birazdan. Merak etme Kenan. İkimiz de iyi olacağız. Bir hiç. Önce babamın yaşadığını gizledi bizden. Yalanlarıyla zehir etti çocukluğumuzu. Sonra da torununu annesinden, bizden bile isteye ayırdığını öğrendim. Olabilir. Aklım almıyor. Ben küçükken Afrika'da bir kadın vardı. Nunu derdik ona. Çok komik bir kadındı. Sürekli şakalar yapar, bizi güldürürdü. Neşe saçardı. Bir gün bir sel geldi köye. Bütün köy harap oldu. Ama en çok Nunu'yu vurdu. Nesi var nesi yok hepsini alıp götürdü. Çadırı, evini, keçilerini, kocasının çocuklarını. Yapayalnız kaldı kadın. Hiç unutmuyorum. Susmadan günlerce ağladı. Ama sonra köydekiler ona bir çadır kurdu. Zengin biri keçi verdi ona. Başkaları da aç kalmasın diye yemek verdi. Aradan çok uzun zaman geçti. Çok uzaktan Nunu'yu gördüm. Tarlasına buğday ekiyordu. Kış bitecek. O buğdaylar büyüyecekti. Yaz geldiğinde de o buğdayların unundan kendine ekmek pişirecekti.
yaşadığı onca şeye rağmen hayata tutunuyordu. Çünkü bazen bizi yıkacak kadar zor şeyler yaşasak da hayat devam eder. Senin gibi bir annenin kanını damarlarımda taşıdığım için utanıyorum. Gel. Affedin beni hanımefendi. Size layık değilim. Hizmet etmeye. Bugüne kadar bu konakta size hizmet etmek benim için bir onurdu. Bana güvendiniz. Size hizmet etmeme izin verdiniz. Kimsenin, ailenizin bilmediği sırları bana emanet ettiniz. Ama ben, sizin küvetinize layık değilim. Hayatımın en kötü, en utanç verici gününü yaşadım. Verdiğimiz görevi yapamadım. Beceremedim. Asli bir talep ediyorum. Daha değil. Hiçbir yere gitmiyorsun. Efendim ben... ben size layık olmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Ne isterseniz. Her şeyi. Müsaadenizle. Neredesin?
erken dönmüşsünüz bahçeden. Evet, üşüdük biraz. Bari içeri girelim dedik. Ama dışarısı çok güzeldi. Hatta minik bir sincap ailesi bile gördük. Değil mi Aliço? Biraz da taş topladık bahçeden. Ne yapacaksın bakalım bunlarla? Mesela boyayabilirsin. Ne dersin Aliço? Sonra dayına da gösteririz. Çok iyi fikir. Bakabilir miyim? Çok güzel taşlar seçmişsiniz. Şu büyük olandan başlayabilirsin bence boyamaya. Hadi teyzeciğim, sen odana git, sonra ellerini yıka ve gel. Ben de birazdan geliyorum yanına. Abim iyi mi? Tamam, anladım. Konuşmak istersen ben buradayım. Hira, Orhun Bey'i gördün mü? Hayır, ben de onu arıyordum. Allah Allah. Arabası da burada, şirkete falan da gitmemiş belli ki. Ne zaman canı sıkılsa ortadan kaybolurdu Nihan. Hiç kimse bulamazdı onu. Bir gün yine konakta göremeyince çıkıp aradım. Koruda buldum onu. Meğer canı sıkıldığında hep oraya gidermiş. O günden sonra ne zaman konağın duvarları üstümüze gelse, ben de onunla koruya gitmeye başladım. Neyse. Hira, bize talimatları genelde Afife Hanım veriyordu. Ama artık odasında hep. Bu kağıtları geçen sefer geri dönüşme yollamıştık. Yine öyle mi yapalım? Sen yine Afife Hanım'a sorsan daha iyi olur Gülnur. Peki. Sen bilirsin. Abla, ne kadar sürecekmiş daha bu ameliyat? Doktor en az 3-4 saat sürer dedi. Hava soğuk. Üşüme. Beni nasıl buldun? Nihan ablayı koruda bulduğunu anlatmıştı. Ne zaman canımız sıkılırsa koruya gelirdik demişti.
Ali şu teyzesiyle çok eğlenmiş bahçede. Söylemedi ama bakışlarından anlaşılıyor. Birlikte taş toplamışlar. Boyayacaklar şimdi de. İyice alışmaya başladı konağa. Herkesin sana ihtiyacı olduğunu biliyorsun, değil mi? Ali'nin, Nurşah'ın, benim. Çınar ağacı gölgesini bilirsin. Dallarının gölgesi bütün dünyaya yeter. Sen de bir çınar ağacı gibisin. Gölgeni üzerimizden çekme. Saf'ın teki sandık, bizden cin çıktı. Ne biçim kız bu? Ya bizde şansı olsa zaten. Yani tam bir şeyi hallediyoruz, hop başka bir şey çıkıyor. Sanki bunu yapmamamız için bütün dünya bize karşı. Allah'ın cezası o çöl faresi hayatımıza girmemiş olsaydı, şimdi pamuklara sarmalanmış gül gibi yaşıyorduk. Yine sarmalanacağız anne. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Şu Zeliş müdür nedir istediği parayı verelim de halletsin bir an önce. Nereden bulacağız bu parayı? Hayır, saat kaç oldu hala çıkmadılar. Ben bir hemşireye sorayım. Abla dur bakarım ben. Kenan. Ameliyat başarılı geçti. İki hastanın da durumu gayet iyi. Çok şükür. Çok şükür. Şimdi önlem amaçlı kendilerini yoğun bakıma alacağız. Yarın herhangi bir problem olmazsa normal odaya geçebilirler. Peki bugün ablamı göremeyecek miyim doktor? Ameliyat sonrası bir komplikasyon olmaması adına bugün maalesef. Peki, çok sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun Kenan. Rahatladık vallahi. Çok şükür. Bu akşamı da kolaylıkla geçirse Vuslat abla. Tamam, geçmiş olsun abi. Çok sağ olun. Hepiniz bu kadar saat beni beklediniz. Yani yalnız bırakmadınız. Aşk olsun, öyle söz mü olur? Hayır yani bugün yanında olmayacağız da ne zaman olacağız? Eyvallah. İyi haber de geldi. Artık daha fazla yorulmayın. Gidin de dinlenin biraz. Tamam. Kalabalık da etmeyelim zaten. Ama bak bir gelişme olursa muhakkak haber et, olur mu? Tamam ablacığım, haber vereceğim, merak etme. İyi, ben de gideyim madem. Ben biraz daha burada kalayım. Meryem bak sen de çok yoruldun. Gittiğinden istiyorsan. Yok, iyiyim ben. Belki bir şeye ihtiyaç olur. Peki madem. Bak ben demiştim, Vuslat abla güçlüdür. Ben sizi geçireyim.
Ne yapıyorsun bakalım Aliça? Aa, ne kadar güzel çizmişsin. Bunu da yine vermek ister misin? Bence çok beğenir. Gidip birlikte verelim mi? Biliyor musun Aliço? Dayın senin gibi bir yeğeni olduğu için çok mutlu. Hep seni düşünüyor. Geleceğini hayal ediyor. Aklı hep sende. Zamanla sen de anlayacaksın onun seni ne kadar sevdiğini. Ne zaman istersen gidip kendin verebilirsin bunu dayına. Olur mu? Kızım, sen de şu tabakları parlatıver. O iş bende güzelim, sen merak etme. Şımarık. Dur oğlum, yavaş iç. Yanacaksın vallahi. Ay anne, her akşam böyle içiyor çayını, görmedin mi hiç? Ya ben de Türkiye'ye geldiğimden beri çay tiryaki oldum. Tadı çok güzel be. E kupa verseydin bari. Ya böyle küçücük bardakta bitiriverdin tek seferde. Olmaz. Ben burada öğrendim. Çay ince belli bardakta içilir. Allah'ın nimeti çoktur. Ama çay gibisi yok. Yemeğini yiyeceksin, sukur edeceksin. Ve çayını içeceksin. Ben burada öğrendim. Laflara bak Allah'ım ya. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin kızım. Gel. Hira, akşam yemeğe inmediniz. Orhun Bey'le sana bir şeyler hazırlayayım istersen. Ben de onun için kahvaltılık bir şeyler hazırlamaya gelmiştim. E ben hazırlasaydım. Hayır, sen zahmet etme. Çok bir şey yapmayacağım zaten. Tamam. Çay da koy. Çaysız kahvaltılık olmaz. Afife Hanım da inmedi akşam yemeğine. E ben dedim sana, bak durumlar bayağı karışık işte, belli. Afife Hanım'ın akşam yemeğine inmediğin nerede görülmüş? İki eli kan da olsa yine inerdi o. Sen işine bak. Ben de çay koyayım size. Ah şöyle. Ben de bir bardak daha içeyim. Çaysız hayat çok bayat ya. Eyvallah. Bizim annemizsin. Senin gibi bir annenin kanını damarlarımda taşıdığım için utanıyorum.
neden yaptığımı anlamak zorundasın. Yaşadığını bile bilmeden ayrıldım bu dünyadan. Üstelik bu vicdansızlığı bir düşmanın değil, annen yaptı sana. İçim soğumuyor bir türlü. İstemiyorum. Hiçbir şey yemedin ama. İstemiyorum, geri götür. Bu yaptığın kendine acımak. Yalnızca kendini değil, hepimizi cezalandırıyorsun böyle davranarak. Öfken dipsiz bir kuyu olmuş. Orada bekliyorsun. Dünyada sadece sen ve senin yaşadığın olaylar var zannediyorsun. Ama öyle değil. Hiç değil. Bunu görüyor musun? Bak lütfen. Ali yaptı. Senin için. O masum çocuk boyundan daha büyük acılarla baş etmeye çalışıyor. Çok zorlanıyor, evet. Ama yaşadığı onca zorluğa rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Çok ağır şeyler atlattı. Kendince savaşıyor. Evet, sessizce. Evet, korkarak. Ama çabalayarak. Bunu ona yapma. Onu böyle cezalandırma. O bunu hak etmiyor. Ali artık burada, bizimle yaşıyor. Annesi veya ninesi yok yanında. Sadece biz varız. Yapmamız gereken ona göre bir hayat kurmak. Afife Hanım kendince düzenini ve ailesini kurmaya çalışıyor, evet. Bu Ali için her şeyi daha da zorlaştırıyor. Farkındayım. Onun yuvasında hissedebilmesi için ne yapmamız gerektiğini bulmalıyız. Ama bu şekilde değil. Ali şimdiye dek imkansızlıkların içindeydi. Ama mutluydu ninesiyle. Şimdi imkanların ortasında mutsuz mu olsun? Bunu mu istiyorsun? Kardeşinin hatırasına böyle mi sahip çıkacağız? Thank you.
Sus da ablama kulak ver Kenan. Ameliyattan çıkıp çıkmayacağım meçhul. Hadi çıktım diyelim. Yarın ne olacağım meçhul. O yüzden Kenan, senden isteğim, yuvanı kurmandır. İyi misin sen? Ben bir elimi yüzümü yıkayıp geleyim. Affedersiniz, iyi misiniz? Sorun değil, sorun değil. Kusura bakmayın. Kimse bir şey anlamadı değil mi doktor bey? Hayır harikam, her şey yolunda. Çok güzel. Operasyon da başarılı geçti. Vuslat Hanım'a böbreği de naklettik. Yani tam istediğiniz gibi sizin böbreğinizi verdiğinizi düşünüyorlar. Ama bu yüzden bu odada bir süre daha kalmanız gerekecek. Çünkü prosedür gereği operasyon sonrası hastalarımızın yoğun bakımda kalması gerekiyor. Buraya kimse gelmez değil mi? Bu gece hasta ziyaretlerinin mümkün olmadığını söyledim. Teşekkür ederim. Paranızı hak ettiniz doktor bey. Sağ ol. Peki, sen bilirsin. Thank you.
Sağ olasın. Burada olduğunu biliyordum. Lisede ne zaman daralsan terasa atardın kendini. Neyin var senin? Ablan iyi. Çok şükür ameliyatı da iyi geçti. Rahatla artık. Başka bir şey mi oldu canını sıkan? Ustat ablanın kolyesi. Ben ortaokuldayken ablam satmıştı bu kolyeyi. Sırf benim ders kitaplarımı alabilmek için. Ben de sattığı kuyumcuya gittim, sakın dedim. Sakın kimseye satmayacaksın, ben geleceğim. Paramı biriktireceğim, alacağım o kolyeyi senden. Sonra bütün yaz bakkalın yanında çalışıp da para biriktirmiştim. Gittim aldım kolyeyi. Meryem ablam benden hiçbir şey sakınmadı. Ben nasıl ödeyeceğim onun hakkını? Ödemek için her şeyi yapıyorsun zaten. İnşallah sağlığı da düzelecek. Bundan sonra da her şeyi yapacaksın onun mutluluğu için. Her şeyi. Senden isteğim. Yuvanı kurmandır. Her şeyi yapamam. Efendim? Nereden bulacağız biz o kadar parayı? Of! Afife'nin sana aldığı kolyeyi satacağız. Neden seninkileri satmıyoruz anne? Kızım aptal mısın? Vedat neyim var neyim yoksa sömürdü. İki küpeyle bir kolye kaldı. Onlar da para etmez zaten. O cingöz kızın istediği parayı bir tek Afife'nin sana aldığı kolye karşılar. Ama o benim doğum günü hediyemdi. Aman iyi be, öf, satalım. Günaydın. Geç mi kaldım? Dün söylediklerimden kızdıysan...
gittiğinde normal odaya alacağız. Çok şükür. Sağ olun doktor bey. Bak her şey düzeliyor. Mustafa abla bundan sonra çok daha iyi olacak. Geçmiş olsun evlat. Sağ olasın usta. Bir haber var mı ablandan? İyi çok şükür odaya alacaklar şimdi. Oh maşallah çok sevindim. Ben de Şebnem'le Feriye ablayı arayıp haber vereyim o zaman. Hayırdır evlat? Ablanın sağlığı yerinde. Ama bu halin ne? Usta. Ablam benden çok zor bir şey istedi. Bir an önce mürüvvetini göreyim, yuvanı kur, başka bir şey istemem dedi. Benim omuzlarıma kocaman bir yük bıraktı. Ben ne yapacağım usta? Oyalanma da bir an önce kolyeyi satıp şu cingöz kızın parasını verelim. Ay yani 40 yılın başı güzel bir kolyem oldu. Onu da satmak zorundayız. Yani Allah'ım yarabbim ben ne günah işledim de bunlar benim başıma geliyor acaba ya? Boş boş konuşma Eda. Orhun'u elde ettiğin zaman istediğin kadar kolyen küpen olur. O yüzden şu çöl faresinden kurtulmak için ne yapacaksak bir an önce yapalım. Ay anne ama baksana ya. Çok güzel değil mi? Bir kere daha takayım mı? Ya sabır ben ne diyorum sen ne diyorsun? Ay bırak koparacaksın ya. Bu kim şimdi? Bilmem. Gel. Günaydın. Orhun Bey herkesi salonda bekliyor. Neden? Ne olmuş ki? Sabah sabah hayırdır inşallah. Vallahi ben de bilmiyorum ki. Tamam. Geliriz. Yine bir olaylar var anlaşılan. Evet. Şimdi anlarız. Herkesi salona çağırmamızı istedi hanımefendi. Sizi de bekliyorum. Nedenini söyledi mi? Açıklama yapacakmış. Başka bir şey söylemedi. Demek herkese açıklayacak yaşananları. Annesine bunu da yapacak yani. Ablan güzel bir şey istiyor senden şüphesiz. Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği en güzel sünnetlerinden biri. Herkesin bir nasibi vardır bu dünyada. Onu arar durur. Kimisine imtihan olur. Kimisi için de saadet kapısı. Bir erkek için gönül sururu bir hanım. Bir hanım için de sırtını dayayabileceği dağ gibi bir erkek. Ne güzel olur öyle değil mi? Vaktiyle sorarlarmış genç bekarlar. Gönül sururum kimdir acaba diye. Büyükler de tarif edermiş. Maşkun cemalini görünce hızlanmayan kalp ya ölüdür ya da o gördüğü maşuk değildir. Gözlerini kapa evlat. O vakitte gözlerinin önüne kim geliyorsa senin gönül sururun o demektir. Gelmiyorsa da zamanını beklemek gerekir.
Nurşah'cığım, Orhun sana bir şey söyledi mi? Bizi neden burada topladı? Bilmiyorum Perihan teyze. Ama hepimizi buraya topladığına göre önemli bir şey olmalı. Sizi buraya önemli bir şey söylemek için çağırdım. Hepinizin bilmesi gereken bir konu. Çiftlik evini hazırlayın. Bundan sonra Afife Hanım orada kalacak. Ama bu konak Afife'cim olmadan nasıl olacak? Bundan sonra konakla ilgili her türlü kararı sen alacaksın.